Merhabalar herkese. Yazılım eğitimimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde değişkenlere ve variable'lara bakacağız. Bunlara nasıl değer atayacağımızı öğreneceğiz. Şöyle, buradan new file dedim. Ve buraya dosyamın adını yazıyorum. Nokta h. Bu şekilde zaten geçen ders görmüştük böyle dosyalar açmayı. Şimdi ben burada bunu açtım artık. Buraya geliyorum. Değeri nasıl atacağım? Şimdi öncelikle ben değişken adımı yazıyorum. Değişken adım burada. Değişken adımı yazdıktan sonra eşittir yapmam gerekiyor. Ve ondan sonra atayacağım değeri eşittirden sonraya yazacağım. Şimdi mesela örneğin şuraya ben gelip ORT yazarsam x değişkeni artık ORT'ye eşit. Mesela ben şuraya gelip y dersem ve 19. Burada gördüğünüz artık y değerim ise 19'a eşit. Bu şekilde bunları mesela bir yazdırmayı deneyelim. Şöyle yazdırdığımızda gördüğünüz gibi karşımıza ORT ve 19 çıkıyor. Çünkü biz burada X'i ORT'ye eşitledik, Y'yi 19'a eşitledik. Python'da şöyle bir şey var. Bazı dillerde yok. Bunu o yüzden belirtiyorum. Biz Python'da böyle değişkenlerimizi belirtirken türünü yazmamıza gerek yok. Örnek veriyorum C++'da olduğu gibi işte burada şunu demeyeceğiz. Mesela y bir tam sayı. Onun başına işte bunun tam sayı olduğunu belirten bir ifade yazmayacağız. Biz buraya yazdığımızda Python dili kendi kendine anlıyor bunun tam sayı olduğunu. Bu şekilde değişkenlerimizi böyle belirtebiliyoruz. Ondan sonra bir kere bir değer atadığımız değişkenimizi değiştirebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan tekrardan x eşittir diyorum. X'i ORT yapmıştım. Buraya gelip x'i ODTÜ yapıyorum. Şimdi yazdırdığımda x'i ORT olarak mı kabul edecek, ODTÜ olarak mı kabul edecek bunu göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi artık ORT'yi dikkate almadı ve bunu direkt ODTÜ olarak kabul etti. Çünkü bizim bu kodlarımız yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Yani burada ilk başta geldi x'i ORT'ye eşitledi. Ardından y'yi 19'a eşitledi. Ardından x'i ODTÜ'ye eşitledi. Yani artık burada ORT'nin bir anlamı kalmamış oldu. Bu şekilde değişkenleri böyle alt alta yazarsak böylece değiştirmiş oluyoruz yani. X'e buradan ben tekrardan başka bir değer verirsem şöyle robot dersem gördüğünüz gibi o artık robot. Bu şekilde çok kez değiştirebiliyoruz. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Python dilinde bizim bu değişken isimlerimiz büyük harf küçük harfe duyarlı. Yani şöyle ki ben bunu büyük X yaparsam ardından şurada öncelikle bunu çıkartayım. X'i yazdırdığımda büyük X ve küçük X ayrımını yapabiliyor. Bunu şöyle görebiliriz. Gördüğünüz gibi ben küçük X'i yazdır dediğimde ORT'yi yazdırıyor. Buradaki X'i ben büyük yaparsam ve bu sefer ODTÜ'yü yazdırır. Çünkü dediğim gibi Python büyük küçük harfi ayrımını dikkate alıyor. Şimdi burada değişken atamayı öğrendik. Değişken isimleriyle ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey var. Şöyle Python'da biz değişken isimlerini istediğimiz gibi karar veremiyoruz. Peki neye dikkat etmemiz lazım değişken isimlerini belirtirken? Burada dikkat etmemiz gereken şey değişken isimlerimizde yalnızca alfa sayısal karakterler kullanmak ve alt tire kullanmak. Şimdi alfa sayısal karakterler dediğim şey nedir? Ondan bahsedeyim. Alfa sayısal karakterler dediğim A'dan Z'ye harfler ve 0, 9 rakamlar. Yani harfler ve rakamlardan oluşmak zorunda. Ben gelip burada değişkenime nokta koyamıyorum. Bakın gördünüz mü? Burada bir kırmızılık oldu. Bu bizim hata aldığımızı anlatır. Şöyle gördüğünüzde de zaten bize burada bir error verir. Ben buraya nokta koyamıyorum. Soru işareti, ünlem, bu gibi şeylerin hiçbirini koyamıyorum. Burada Python'da değişken isimlerime yalnızca alt tire koyabilirim. Bakın alt tire koyduğum zaman şöyle çalıştırayım. Tabii şurada print'ten dolayı hata aldık. Aslında hata değil. X alt tire dediğimde gördüğünüz gibi kod düzgün bir şekilde çalıştı ve ORT'yi yazdırdı. Bu şekilde peki burada dikkat etmem gereken başka bir şey daha var. Başka bir şeyler var mı? Evet var. Alfa sayısal karakterleri kullanırken de ilk karakteri sayı yapmıyoruz. Yani 1x dediğimde hata alıyorum. Şöyle gelip 4x dediğimde hata alıyorum. Başına herhangi bir şekilde sayı koymamam gerekiyor. Fakat burada alt tire ile başlatabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi çalışıyor.
Yani bu şekilde aslında nokta ünlem gibi yani özel karakterler kullanmıyoruz. Ve başına sayı koymuyoruz. Bu şekilde değişken isimleri belirtebiliriz. Peki bu değişken isimleriyle ilgili bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bu değişken isimlerimiz bazen bizim daha açıklayıcı olsun diye ki öyle yazmanızı da tavsiye ederim. Daha açıklayıcı olması için X, Y, A, B, C gibi harfler yerine şöyle mesela ORT kulüp adı kulüp adı kısaltması yaptım. Şimdi ben burada bunu yaparken bir yöntem uyguladım. Burada size bu yöntemi anlatacağım. Bu yöntem şu. Kulüp adı kısaltmasını yazarken araya alt tireler koydum. İşte alt tireleri kullanmamıza izin verilmesini böyle kullanabiliriz. Çünkü birden çok kelime varken şöyle alt tire hiç koymazsam gördüğünüz gibi okunaklı olmuyor. Burada kullanabileceğiniz 3 yöntem var. Birincisi az önce yaptığım gibi alt tire koyabilirsiniz. Veya alt tire koymak istemiyorsanız şuradan gelip her yeni kelimenin adını büyük harfle yazabilirsiniz. Çünkü büyük harf kullanmamızda da sakınca yok. Şöyle yapalım. Şimdi burada gördüğünüz üzere artık daha okunaklı kulüp adı kısaltması veya şöyle baştakini de büyük yaparsınız. Tüm hepsini büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde değişken adı belirtirken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada değişken atamanın birkaç özelliği var. Onlara değinelim. Peki şurada şunları siliyorum. Ve şurayı da siliyorum. Şimdi ben 3 değişkenim var ve 3 değişkene de farklı değerler atayacağım. Peki bunları nasıl yapabilirim? Tek satırda bunu göstereceğim. Şimdi x virgül, y virgül, z deyip eşittir diyorum. Eşittir dedikten sonra buraya geliyorum. Elma, armut ve karpuz. Şimdi şuraya gelip ben tek tek hepsini yazdırırsam eğer. Şöylece şimdi ben bunların üçünü yazdırırsam gördüğünüz gibi X başta yazdığım başta yazdırılıyor. X elma, Y armut, Z ise karpuza eşitlendi. Bu şekilde biz tek satırda birden çok atama da yapabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey solda yazdığımız yani X virgül Y virgül Z. Burada 3 değişkeni yazdıysak burada da 3 değer yazmamız lazım. Aksi takdirde şurada gördüğünüz gibi bir hata alırız. Ne diyor? Not enough values to unpack. 3 bekliyorduk, 2 yazdım şeklinde. Zaten bize söylüyor. O yüzden bunu yaparken de buna dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında eğer bir değerimiz varsa ve bunu 3 değişkene atamak istiyorsak orada da şunu uyguluyoruz. Burada gördüğünüz gibi artık X, Y, Z ve ben bunların üçünü de portakala eşitlemiş oldum. Gördüğünüz gibi hepsi portakal oldu. Eğer ki bir değeri birden çok değişken atamak istiyorsanız orada da bu yöntemi kullanacaksınız. Evet şimdi ben burada tekrardan şöyle X'i ORT yapacağım. X'i ORT yapıyorum. Y ise şöyle küçük harfle 19 yapıyorum. Şimdi burada bu değişkenlerle ilgili birkaç şey göstermek istiyorum. Burada bir de Z ve ODTÜ tabii ki tırnak için almamız lazım. ODTÜ ve T diyorum 21. Şimdi burada print fonksiyonu ile ilgili birkaç şey göstermek istiyorum size. Print fonksiyonunda biz şöyle print açıp ondan sonrasında x virgül y virgül z virgül t dediğimizde bizim print fonksiyonumuz bu değerlerin hepsini yazdırabiliyor. Ve biz bunu virgül virgülle koyarsak her birinin arasında bir adet şurada gördüğünüz gibi boşluk bırakıyor. ORT boşluk, 19 boşluk, ODTÜ boşluk, 21. Bu şekilde gördüğünüz gibi virgülle de birden çok değeri yazdırabiliyoruz print fonksiyonunda.
Şöyle, bunun dışında şunları uygulayabiliriz. Print fonksiyonun içinde toplama yapabiliriz. Yani mesela x artı z. Şimdi x artı z nedir? ORT ve ODTÜ'yü topla demişim. Tamam, bakalım topladığımda. Ne oldu? Orta ODTÜ oldu. Araya boşluk bırakmıyor. Artı özelliğinde de böyle. Eğer virgül koysaydım ikisinin arasında boşluk bırakacaktı. Bu şekilde. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Burada gördüğünüz şeyler sayı değil, yazı olduğu için hangisini öne yazarsanız onu önde yazdırır. Bu şekilde yani içinde işlem yapabiliyorum. Yani şurada gelip y artı t'yi de yazdırabilirim. Print fonksiyonun içinde ve 40 alırım. Onun dışında bildiğiniz üzere ben şey yaptığımda burada tek tek alt alta satır satır print yazdırdığımda Python dilinde bir alt satıra geçiyor. Yani şöyle y'yi yazdırırım burada. Burada da z'yi yazdırırım. Bunu yaptığımda önce y'yi yazdırır 19, ondan sonra bir alt satıra geçer. Bir alt satıra geçtikten sonra da z'yi yazdırır. Z neydi? ODTÜ. Şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde print fonksiyonunun böyle özellikleri var. Peki ben print fonksiyonun içinde y, yani sayı olan y ile x'i toplamaya çalışırsam bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Gördüğünüz gibi burada hata alıyorum. Çünkü sayı ve yazıyı toplayamam. Peki ben bu sayıyı ve yazıyı yan yana yazdırmak istersem ne yapacağım? Şöyle x virgül y dediğimde gördüğünüz gibi ORT ve 19. Bu şekilde yazdırabiliyorum sayı ve yazıyı yan yana. Böylece değişkenleri de görmüş olduk. Değişkenlerle beraber print fonksiyonunda birkaç özelliğini görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.